Kemal amca ne olur yapma, dur dur, ne olur, tamam, özür dilerim, tamam, ne olur vurma, yeter, aa çok canım yanıyor, lütfen dur artık, dur. Ulan Ali, sen büyüdün de Kemal amcana artistlik mi yapıyorsun ha, artistlik mi yapıyorsun? Sen kimsin oğlum, sen kimsin Ceren'e vuruyorsun he, kadınlara el karkar mı lan hiç he? Çok özür dilerim Kemal amca, yanlış yaptım, ne olur affet beni, ne olur. Lütfen daha fazla dövme beni, lütfen, canım çok yanıyor, ne olur bırak gideyim. Öldüreceğim lan seni Ali, öldüreceğim. Sen iki boks maçı kazandın diye kendini bir şey mi sandın ha? Kendini bir şey mi sandın? Ulan sen de altına kakanı yaparken biz mahallede adam dövüyorduk lan. Tamam Kemal amca, tamam. Aha çok canım yanıyor, öldüreceksin beni, yeter bırak, ne olur çok pişmanım. Olamaz Kemal, hayır. Ne yapıyorsun Kemal, o daha bir çocuk, öldüreceksin onu. Ceren hayatım, sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Bayılmıştın en son. Bu çocuk dediğin şerefsiz sana vurup seni duvara fırlattı. İyiyim hayatım, bir şeyim yok. Ne olur bırak onu. O da bir çocuk sonuçta. Çok fazla siyah iksir içmiş. Ondan böyle oldu. Ben de içtim zamanında. Oradan biliyorum. Ceren, ne dediğinin farkında mısın sen? İksirle miksirle alakası yok bunun. Ben olmasam öldürüyordu seni. Arkadaşlar sizce hangisi daha güçlü? Maraz Ali mi yoksa Kemal mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Çok pişmanım diyorum, çok pişmanım. Söz veriyorum, bir daha karşınıza çıkmayacağım. Ne olur gitmeme izin verin. Bak hayatım, gördün mü, çocuk ölmek üzere resmen. Hadi gel artık biz gidelim. Hadi gel gidelim evimize, boş ver. İyi peki. Ulan Kemal, ben sana sormaz mıyım? Göreceksin sen. Beni daha fazla dövme diye bırak dedim. Pişmanım dedim. Sizin peşinizi bırakacağım dedim. Ama hayatta bırakmayacağım. Sen ve Ceren yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Kimse ama kimse Maraz Ali'ye yanlış yapamaz. Beyler şuna bakın, bizi ziyarete kim gelmiş? Maraz Ali değil mi ya bu? Bizi hapse tıkan hani he? Ne işin var lan senin burada he? Ne işin var? Hangi yüzle geldin? Vallahi baksana, çok güzel bir yüzle gelememiş. Ağzını yüzünü kırmışlar. Kim sopaladı lan seni bu kadar he? Ağzını yüzünü kırmışlar. İyi yapmışlar. Ellerine sağlık. Kim yaptı bunu? Getir gerçekten. Ellerinden öpelim. Ya sizi ne zamandır görmüyorum. Hala boş konuşuyorsunuz ya. Yeter artık, yeter. Biraz susun da beni dinleyin. Bu hapisten kurtulmak istiyor musunuz ha? İstiyor musunuz? Ulan bu da soru mu? Tabii ki istiyoruz. Neden istemeyelim? İyi de nasıl olacak bu? Nasıl kurtulacağız ki? Bu galiba yine bizi kandırmaya çalışacak. Kandırmak isteyecek. Çocuklar bir sessiz olun bakalım. Maraz Ali galiba zor durumda. Baksanıza yani, bizi çıkarmak istiyor buradan. Bir şey isteyecek demek ki. Başı belada olmasa hiç bizi kurtarmaya gelir mi? He? Anlat bakalım, dinliyoruz. Aferin seni salak mafya. Sonunda bir şeyi anladınız. Evet, yardımınıza ihtiyacım var. Ve karşılığında sizi buradan çıkaracağım. Bana ihanet etmiş olabilirsiniz. Ama bu sefer kendimi garantiye alacağım. İhanet edemeyeceksiniz bana. Buradan çıkmak için de tek şansınız benim. O yüzden bir şey yapmaya çalışmazsanız iyi edersiniz. Oyun falan oynamaya kalkmayın yani bana. Evet, doğru söylüyor. Eğer o bizi çıkarmazsa hayatta çıkamayız buradan. Peki nasıl olacak bu? Nasıl çıkaracaksın bizi? Ulan sıkıyor be, yalan parayla mı? Yalan parayla olsa kredi çeker lan bu. Nasıl çıkaracakmış bizi? Nasıl çıkaracakmış? Kerem komiser hayatta çıkarmaz. Merak etmeyin, Kerem komiser sizi çıkaracak. Seve seve çıkaracak. Ben artık çok zenginim. Kerem komisere biraz para vereceğim ve sizi çıkaracak. Ama karşılığında Kerem komiserin abisi Kemal'i öldüreceksiniz. Vay vay vay. Demek Kemal'le bozuştunuz he? Demek seni bu hale getiren Kemal he? Merak etme. Seni bu durumdan kurtaracağız. Kemal'i öldüreceğiz. Hadi sen de git. Kerem komisere ne kadar para veriyorsan ver, çıkarttır bizi. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi halletmeye gidiyorum. Halledip geleceğim. İşte bu. Sonunda kurtuluyoruz burada. Zamanı gelmişti ama yani. Uli ne oluyor ya? Bu saatte zil çalınır mı diye geldik kapıma. Ne oldu ya? Uyuyordum ne güzel. Polis üniformanla mı uyuyorsun Kerem komiser? Manyak mısın sen ha? Manyak mısın? Ya üşenmişim, uyuyakalmışım salonda işte.
sana ne Ali ya? Neyse, ne oldu? Önemli bir şey mi var? Evet var. Ben mafyalardan şikayetimi geri çekiyorum. Onları hepsini hapisten çıkaracaksın. Hem de hemen. Hı, ne saçmalıyorsun Ali sen? Onlar sana ihanet etti. Neler neler yaptılar. Hatırlamıyor musun? Şimdi bir anda neden o şikayetini geri çekiyorsun? Neden onları çıkarmak istiyorsun? Ayrıca yani şehre bir sürü zarar verdiler. Çok tehlikeliler. Onları şikayetini geri çeksen de çıkaramam. Kerem komiser, sen çok konuşma da şu elimdeki paralara bak. Elimdeki paraları görmüyorsun herhalde. Bütün paraları sana vereceğim çıkarırsan. Sen de artık ondan sonra gidersin, polisliğini bırakırsın, ne yaparsın bilmiyorum. Amerika'da falan tatil yaparsın, Miami'ye gidersin. Ama onlar bugün çıkacak. Of, şu paralara bak ya, ne kadar çok para var. Nerede buldun bu kadar parayı? Ne yapalım, mecbur çıkaracağız yani. Bu kadar paraya hayır diyemem. Güzel, böyle laf dinle işte. Evet, ben sözümü tuttum. Hepinizi hapisten çıkarttım. Şimdi sıra sizde. Tekrardan, ben patronunuzum. Siz de mafyasınız. Benim adamlarımsınız. Aynen öyle patron. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Emrin havadeyiz. Aynen, gerçekten sözünü tuttun. O yüzden ne istersen yapacağız patron. Yani Kemal'i öldürmemizi istedin ama Kemal öyle kolay lokma değildi. Bir planın var mı patron? Nasıl öldürmeyi planlıyorsun he? Aynen öyle Kemal, tuzaklara falan gelmez. Kolayca öldüremeyiz. Dördümüzü de haklar. Bir planın olması lazım patron. Siz hiç merak etmeyin. Ben ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorum. Onun sevdiği bir kadın var. Sevgilisi Ceren. Onu kaçıracaksınız. Siz onu kaçırınca onu öldürmekle tehdit edeceksiniz. O da canını feda edecek. Ceren için kendi hayatından vazgeçecek. Ceren'i bırakmak karşılığında kendi hayatını verecek. Siz de oracıkta ikisini de öldüreceksiniz. İntikamımı alacaksınız. Vay Marazeli, süper plan yapmışsın. Tamamdır, bu Ceren'i nerede bulacağız? Buluruz oğlum, merak etme. Bizden kimse kaçamaz. Oh be, sonunda kurtulduk. Temiz hava. Hiç merak etme patron. Bu sefer kurtulacağız onlardan. Sana da ihanet etmeyeceğiz. İşte bu, işte bu. Tekrardan mafyayız. Yeah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hiçbirinize hala güvenmiyorum. Ama hadi gidin, bu işi halledin. Güvenimi geri kazanın. Sonra tekrardan şehri ele geçirelim. Hanımefendi pardon, bakar mısınız? Bir adres soracaktım da. Şey, acaba yardımcı olabilir misiniz? Adres soracağım da size. Buyurun tabii, sorun, yardımcı olayım size. Ben bu şehirdeki her yeri bilirim, yardımcı olabilirim. Hem demek öyle. Peki o zaman birazdan sizi getireceğim yeri biliyor musunuz? O da ne demek? O da ne demek? Sesini çıkartma ve arkada gelen arabaya bin demek. Yoksa seni vururum demek. Anladın mı? Anladın mı? Neden ama? Neden bunu yapıyorsunuz? Niye? Çok soru sorma da bin şu arabaya. Hadi seni kaçırıyoruz. Şu an sevgilin Kemal'le görüntülü konuşuyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl ama Kemal? Sevgilini beğendin mi? Bak bizim yanımızda. Kemal hayatım, ne olur bir şeyler yap. Kurtar beni, ne olur. Ben de sabahtan beri onu diyorum Kemal'e işte. Gelsin kurtarsın seni. Yoksa bu adam seni sevmiyor mu? Hala gelmedi. Bana bakın lan, öldüreceğim lan sizi. Öldüreceğim. Ceren'in saçının tek teline zarar gelsin. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Bırakın lan Ceren'i, bırakın. Beni alın. Biz de onu diyoruz işte. Ceren'i kurtarmak istiyorsan buraya gelip teslim olacaksın. Mafya Ali'nin de selamı var. Hadi kapadım ben. Ne, bunların hepsini Ali mi yaptırıyor? Bu Ali ne kadar kötü bir çocuk olmuş. Hayır, keşke Kemal'e dur demeseydim. Kapa lan çeneni. Vallahi acımam, vururum. Bak patronla düzgün konuş. Patron her şey istediğimiz gibi gidiyor. Baksana, içeride dediler Kemal geliyormuş buraya, teslim olacak. Güzel. Kemal geldiğinde sakın Ceren'i serbest bırakmayın. Ceren'i de öldürün. Hatta ilk Ceren'i öldürün. İlk Ceren ölsün. Gözünün önünde sevgilisini kaybedince anlasın bakalım dünya kaç bucak. Marazali'ye bulaşmak neymiş? Patron sen nerede olacaksın? Benim işlerim var. Sorma, ben senin patronunum. Hiç uzaktan izlerim ben. Allah Allah, peki madem öyle olsun. Hadi ben şimdi gidiyorum. Bu işi bitirmeden beni sakın aramayın. Eğer bitiremezseniz, yüzünüze gözünüze bulaştırırsanız çok kötü yaparım. Sizi gibi salaklar. Tabii ki ben olmayacağım. Çünkü polisi de çağıracağım. Bana ihanetinizi unutmadım. Tekrardan hapse gireceksiniz. Abi burada ne işimiz var? Anlatacak mısın artık? Burası bizim gizli üssümüz.
Çok soru sorma Kerem. O mafyaları sen saldın. Senin suçun. Ne diyorsun abi? Ne olmuş? Salmışsam ne olmuş mafyaları? O saldığın mafyalar Marazeli ile işbirliği içindeler. Ceren'imi, sevgilimi, biricik sevgilimi kaçırdılar. Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Ali kendince bana tuzak kuruyor. Ceren'i de beni de öldürecek. Benim oraya gitmem hiçbir şey değiştirmeyecek. O yüzden birlikte o mafyalardan da Marazeli'den kurtulacağız Kerem. Tamam abi, sen nasıl diyorsan. Silahlarımızı, kıyafetlerimizi alalım o zaman. Erda hayatım, çok korkuyorum. Bugün Ali'nin karışmasına şahit oldum. Elif aşkım, ne oldu? Neye şahit oldun? Neyi duydun? Ali Kemal'i öldürmeleri karşılığında mafyaları hapisten çıkarttırmış. Ve şu an Ceren'i kaçırdılar. Kemal'in gelmesi için ikisini de öldürecekler. Bir şeyler yapmalıyız Arda. Kemal'i tanıyorsun. Hayatta Ali'yi öldürmeden bırakmaz. Tuzağa düşmez. Hayır, olamaz. Cidden mi Elif? Ne yapacağız? Bir şeyler yapmalıyız gerçekten. Ali'yi kurtarmalıyız.